Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kümes geldi. Tavukların kümesi geldi. Mars Reis ile Venüs'ün kulübesi de geldi. 10 numara kulübe oldu ya. Çok güzel. Şimdi kümes buradan aşağı nasıl indi? 6 kişi. Vallahi hiç ümit etmiyordum ama indi yani. Çayırın ortasına koyduk. Acayip yorucu oldu yani ama bitti yani Allah'ın izniyle. Şimdi oraya geçelim, kümesi görelim mi? Usta kolay gelsin. Sağolasın. Şimdi videoyu çekeyim. Bu kümesi çok bekliyordu takipçiler. Tavuklar çünkü. Ha bu aşağıda bir tane kulübe var. Ha burada yataydılar. Bak ha bu var ya. Oraya da girmiyorlar daha. Sansar mı ne geldi. Hep ha bu ağaçlarda kalıyorlar. Şimdi arkadaşlar kümes var. Tavuk yok. 3 tane tavuk ama ben uğrayacağım sana. Sizin o komşu dediğiniz yer şey mi? Eyvallah. Allah razı olsun. Ben geleceğim. Bu birkaç tane güzel tavuk almamız lazım. Çaylardan biraz keseceğiz. Orayı seyrekleştireceğim. Altına da kestane kazığı yapıp etrafını saracağız ki çünkü tavuklar altından kaçmasın. Onu daha rüzgar uçurmaz değil mi onu? Yok. Üst kısmı da arkadaşlar kuşlara yuva için yapıyoruz. Yine uçmasın mümkün değil. Basa onun ucuna, ucuna basa onları. Kayarmaya. On numara oldu ya. Aynen ben burayı az kazdım mı bu kapı dışarı açılıyor değil mi? Evet. Evet kapı dışarı açılıyor arkadaşlar. Yumurtalıklar orası. Tavuklar buradan yumurtalığa gidecekler. Oradan da o açık mı duracak abi yoksa? Açık durur değil mi ya? Bir şey olmaz. Zaten dışarı. Etrafını yaparsan kapatmana gerek yok bunu. Akşamdan dursun. He tamam. Ama altta aynı gibi kapatman lazım. O kapatacağım buraların ya. Burası da yumurtalık. Yumurtalığa yonga da atmıştı. 10 numara oldu ya. Vallahi içmesinde çok güzel oldu. Buranın manzarasına da harika yakıştı ya. Tam hurmanın altına. Ben bu köşeyi çok seviyordum. Burası boş kalmıştı ama o şimdi sizin oraya geldim. Kulübe aldım ya sizin oradan. Ben kulübe alırken orada bir tane kümes yapmıştı. Senin oğlun. Yakup değil mi Yakup kardeşim? Gördüm onu ama dedim bu buraya inmez. Yine de şey yaptık. Ben gerçi iki kat olarak düşünmüştüm. Ama böyle indirmek iyi oldu yani. Bunun buraya ineceğini hiç düşünmüyordum. Büyük zoru başardık vallahi. Şuradan aşağı indirdik onu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tabii ben şimdi etrafını falan yapınca daha da güzel olacak. Ağaçları falan da dikeceğim buraya. Mandalina falan. Limon onları dikince buranın göze güzel hitap edeceğini düşünüyorum ben. Burada oturup çayma içiyorum ara sıra. Tavuklarla baş başa kalacağım. Tavuklar da artık benim canımı sıkamayacak. Etrafa pislik yapamayacaklar. Burada takılsınlar artık. Şimdi buraya bir tane iki tane horoz koyulmaz değil mi? Bir tane horoz koymamız lazım. Katliam çıkar burada. Etrafını yaptıktan sonra da zaten tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Onu da buna eklerim olmadı. Hepsini beraber yayınlayacağım. Siz de görmüş olacaksınız. Evet. Taşkın Ahşap'a tekrar teşekkür ederiz. İşi güzel yaptı. Yani ben orada gördüğümden daha iyi oldu. Thank you.
Sus da. Allah Allah. Espe seni dinliyor. Cenaze seni dinliyor. Ne oldu oğlum? Aferin Al. Al Capon. Sert ya. Maşallah. Niye? Ne oldu? Ne? Escobar. 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 Abi köpek bölümesinde mi koyuyorsun? He onu koyacağım ben ya da alacağım onu. Hadi o pinosunu koyayım. Al Capon. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi kümesin geri kalan işlemlerini yapacağım. İlk önce şunları bir atayım oraya. Ondan sonra geri kalan işlemlerini yapacağım. Nasıl gösterelim size. Nasıl olduğunu. Bir tane yakaladım zaten. Tavukları içeri atalım. Alttan kenarlarını kapatacağım. Bakın bir tane kaçak burada. Şerefsiz bebeğim var. Evet. Sen de geç. Mesela bak burada 10 numara yerimiz var. Bak çıkın yukarılara oturun. Daha ne arıyorsun? He? Sır. 10 numara yer yaptım size bak. Şimdilik burayı kapatalım da kaçmasınlar. Şimdi arkadaşlar ben buranın içindeki çaylardan keseceğim. Seyrekleştireceğim. Yani tavuklar birkaç tane bırakacağım böyle bir şey olsun diye. Kenarlarını da şöyle kapatalım. Kenarlarını da şöyle kapatıyorum. Toprak atacağım. Alttan köpekler falan da girmesin. Zaten girmezler mi? Bir tane bir zamanlar kurtul vardı biliyorsunuz. Kaza, tünel kazıp içeri giriyordu. Al Capon. Yakaladım oğlum. Hepsi bitti. O son bir taneyi arıyor burada. 2 saattir tavukları kovalıyorum. O şimdi o son bir taneyi görmedi. Onu daha önce attım. O arkadan diğerlerini kovaladı. O şimdi diğer bir taneyi arıyor herhalde. Al Capon da tavuklara çok sıcak bakmıyor arkadaşlar. Ama kulübe gerçekten güzel oldu. Ya. Sustana ya! O kimdi ya? Korsan! Artık tavuklar arkadaşlar dışarılarda rezil olmayacaklar ya. Çünkü ağaçta duruyor, orada duruyor, burada duruyor. Olmuyor yani tavukların. Ya ne yapıyorsun ya? Tavukların yağmurun altında kalması bizim yani biraz şey yapıyor yani beni huzursuz ediyor. Yağmurda ıslanıyorlar. Gidiyorlar köpeklerin kulübesine. Yani buradaki kulübeye gidiyorlar. Ya bunu daha önceden de yapardık ama buraya bunun girmesi çok zordu. Zaten bugün çok zor bir şekilde soktuk yani videoda yani gözüktüğünden büyük yani 4 metrekare bir kulübe. Ancak vinçle buraya oturtulabilirdi ama biz buraya şuradan aşağı nasıl indirdik hala ben şaşırdım gerçekten. Onu aslında video onu çekecektik ama tabi burada tavukların sesini duyuyor değil mi şeyler? Al Capon. Al bu tarafa gir. Al bu tarafa gir. Bırak oradan çık. Şöyle kaynağın altına gel. Şu piketlerle de oranın meyilini verdik yani kulübeye. Biraz daha yamuk ama ondan bir şey olmaz. Çünkü burası rampa bir yer. Şimdi orayı düzelteceğim zaten tahtalarla. Artık alttan çıkamayacaklar. Ben şimdi çalışmaya devam edeyim. Akşam yaklaşıyor arkadaşlar. Hem köpeklerin yemek işi var hem bu işi de bitireyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Zaten bu videoyu şeyin geliş videosuna ekleyeceğiz. İkisi beraber yayınlanacak. Görüşmek üzere.